Türk müziğinin imparatoru tam 39 yıl önce hayatımıza girdi. O günden beri de gündemden hiç düşmedi. Bitme noktasına gelen müzik piyasası kurtarıcı olarak onun albümünü bekliyor. Onun hayatı Türkiye'nin siyasi ve çalkantılı sosyal hayatının da özeti. İşte Ecevit Kılıç'ın kaleminden bambaşka bir tatlı ses. Sizler benim her şeyimsiniz. Kocaman bir aileyiz. Neler gördüm neler geldi başıma. Düşe kalka geldim ben bu yaşıma. Tutup da kaldırın Allah aşkına. Kendi kendinin taklidi. Bu kocaman sözün yazarı Cemal Süreya. Tarif ettiği isimse İbrahim Tatlıses. Bilsen bir de benim için fark etmez. Bir tek dileğim var, mutlum yeter. İnşaat iskelesinde ayağında kundura dedi ve hayatımıza girdi. Tam 39 yıldır da hem hayatımızda hem de gündemde. Muhteşem sesi kadar çete davalarıyla, hayatına giren kadınlarla, silahlı saldırılarla, gözyaşlarıyla hep konuşuluyor. Ömrüm hep kış oldu, bahar ne gezer. Soldu çiçekleri. Gitsin beni, soldu çiçeklerim, yol gitsin beni. Kimler bırakıp da beni terk etmedi ki, sen de bir kenara. ...1952'de Urfa'da bir mağarada doğdu. Hayatı boyunca o mağaranın hem efendisi hem kurbanı oldu. Neler çektim neler, neler dostlarım. Bu yüzden suskunum, bu yüzden yorgun. Yoksulluğu ve şiddeti hem yaşadı hem yaşattı. Belki bu yüzden hem imparator oldu hem de amele. Kederle ızdırapla ben arkadaş oldum. Kederle ızdırapla ben arkadaş oldum. İbrahim Tatlıses 10 yaşına kadar yiyecek ekmek bile bulunamayan bir yoksulluk yaşadı. 7 kardeşiyle mağarada.
hiç okula gidemedi. Hatta 14 yaşına kadar nüfus cüzdanı bile olmadı. Çocukluğu boyunca çalışmak zorunda kaldı. Su sattı. Otobüs terminallerinde çığırtkanlık yaptı. Allah'ım neydi günahım? Bir taraftan da düğün salonlarının en aranan şarkıcılarından oldu. Ama hayali Yılmaz Güney gibi olmaktı. O eski halimde sen yok şimdi. Azdırab içinde yorgunum şimdi. 20 yaşına geldiğinde İstanbul yollarına düştü. O dönemde zirvede olan sinemanın çirkin kralı koltuğuna oturan Yılmaz Güney ile yaşamları çok benzerlik taşıyordu. Yılmaz Güney de inanılmaz bir yoksulluk yaşamıştı. Çirkin kral unvanını hiç de kolay almamıştı. Aynı zorlukları İbrahim Tatlıses de yaşadı. İnşaatlarda çalışmak zorunda kaldı ama şans onun yüzüne erken güldü. Ankara'da bir pavyonda sahne alırken keşfedildi. İlk albümü de 1974 yılında çıktı. Karanfil deste gider, kalk kalk kanalay. Kolhoz dosta gider, kalk kalk kanalay. Benim göğnümde sensin, kalk kalk kanalay. Senin göğnünde kim? İlk albümüyle şöhreti yakaladı. Ardından 1978'de ilk filmini çekti. Ama o en büyük olmayı hedefliyordu. Sinema onu daha çok heyecanlandırıyordu. Çünkü Yılmaz Güney'in geçtiği yollardan geçiyordu. Belki tipim fazla benzemiyor ama onun tavırlarını kullandım, nasıl isyan etmem filminde, diyordu. Ama bir taraftan da Yılmaz Güney'in büyüklüğünün de farkındaydı. Yılmaz Güney, taklit edilemeyecek kadar büyük bir sanatçıydı, diyordu. Yeni plaklar, yeni filmler peş peşe geldi. Tatlı Ses asıl şöhreti 80'li yılların başında yakaladı. Şöhretin bedelini hapishanelerde hiç ödememişti ama Yılmaz Güney'in izinde yürümekten vazgeçme niyetinde değildi. Yönetmenlik koltuğuna oturdu, üstüne senaristliği de ekledi. Türkçenin sanki kötü bir alışkanlık gibi şiddetle yasaklandığı bu dönemde piyasada elden ele dolaşan Kürtçe kasetleriyle hayranlarının gönlünde taht kurdu. Güneydoğu'da her evde bu kasetlerden biri vardı. Sonra bunlar Irak'a, İran'a, Suriye'ye, Avrupa'ya ve hatta dünyanın dört bir yanına taşındı. ...90'lı yıllara gelindiğinde artık müzik sektörünün en önemli ismi olmuştu. Hiçbir yeni albüm, onun albümlerinin yarattığı anaforu, heyecanı yaratamıyordu piyasada. Pop müziğinin patlama yaptığı bu yıllarda
Tarkan'ın albümleri bile onun kadar satmıyordu. Alıştım artık ben sensizliğine. Zararı yok, alıştım ben hasretine. Seni yakacaklar benim yerime. Seni Allah bile affetmeyecek. Şöhretin getirdiği parayı lahmacundan başlayarak ticaretin farklı alanlarında değerlendirme yoluna gitti. İnşaat, taşımacılık, otel işletmeciliği bunlardan sadece birkaçıydı. Bir ara Nişantaşı'nın göbeğinde acılı dondurma satacak kadar cüret sahibiydi. Ama o iş hızla battı ve ısrar etmedi. Bir tek inşaattan vazgeçmedi. Aslına bakılırsa çok büyük bir aileye baktığını, pek çok kişinin geçimini sağladığını gizlemeye hep başardı. Zaman zaman kendisini taşralı ve amele diye aşağılamaya kalkanlar oldu. Ama Urfa'da Oxford vardı da biz mi gitmedik sözüyle Güneydoğu'da yaşanan yoksulluk ve eğitimsizliği öyle bir anlattı ki bir daha kimse ağzını açamadı. Beraber çok mutluyduk, neden ayrılık oldu? Zalim gurbetti beni, seni elimden aldı. İbrahim Tatlıses çevresindeki şiddet kültürüyle de çok konuşuldu. Çocukluğu, gençliği, hatta ilk şöhret yıllarında bile ezilen bu adam, gücü eline geçirdiğinde ezmekten çekinmedi. Hem kurbandı, hem efendi. Urfa'ya gittiğinde yakınlarının çarşı içinde çıkan tartışmada bir esnafı öldürmesinin ardından ödediği kan parası günlerce konuşuldu. Hayatındaki kadınlar da bu şiddet kültürünün parçası, hatta mağduru oldu. Şöhret olduktan sonra Urfa'da evlendi ve 3 çocuğunun annesi olan eşinden ayrıldı. Film setinde tanıştığı Perihan Savaş vardı hayatında artık. Ancak Perihan Savaş, İbrahim Tatlıses tarafından kaçırıldıktan sonra 6 saat boyunca dövüldüğünü söyleyerek tutuklanmasını istedi. Sonra Derya Tuna ortaya çıktı. Aynı filmde oynadılar. 18 yıl süren bu hayat arkadaşlığı, Oriental Asena'yla son buldu. Yalan dünya, bir kız sevdim, adı Derya. Tam bu sırada Tuna'nın bir derginin gecesinde transparan kıyafetiyle sahne alması büyük gürültü kopardı. Ardından ünlü bir restorandan sahne teklifi geldi. Sonunda Tuna'yı prova için gittiği restoranın çıkışında ayağından vurdular. Tuna hemen açıkladı. Beni İbo vurdurttu. Sonra aynı kaderi uğruna şarkılar bestelediği Asena'da yaşadı. Ne söyledim, ne söyledim sana, ne söyledim ki? Vurdun kapıyı gittin. Be vicdansız, be insafsızın kızı, ben ankör kedi. İnsan bir şey söyle. Ama İbrahim Tatlıses denildiğinde akla ilk gelen kadın Hülya Avşar. Yıllardır bir üstemdi, yanıp durdu bağrımda. Tam ümidi kesmişken onu gördüm karşımda. Mavi mavi masmavi gözler, boncuk mavi. Bir gördüm aşık oldum, bu gelen kimin yâri? Bir tarafta dehşet bir yoksulluktan gelen ama şivesi dahil yerel özelliklerini gururla bayrak gibi taşıyan İbrahim Tatlıses, diğer taraftan aşırı özgüveniyle yükselmeye başlayan kentli kadının ikonu Avşar kızı. Mavi mavi masmavi gözler, boncuk mavi. Bir gördüm aşık oldum, bu gelen kimin yâri? Gerçekten ikili arasında bir aşk yaşandı mı? Bu hala koca bir muamma. Ama bu bile bu topraklardaki en büyük aşklardan biri unvanını almaya engel olamadı. Hülya, 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 Hülya.
Tatlı sesin en büyük özelliği hiçbir zaman elitler tarafından kabul edilme kaygısı taşımaması. O değil, elitler onun kapısına gitti. Davet üzerine önemli iş adamları ve cemiyet hayatının ünlü isimlerinin merkez üssü büyük kulübe üye oldu. Ama bu üyelik büyük kulübü ikiye böldü. Bazı yönetici ve üyeler tatlı ses bu kulübe yakışır mı diyerek tepki gösterdi. Aynı kulüpte konser verdi. Cemiyet hayatının ünlü isimleri salonu hınca hınç doldurmuştu. Büyük kulüp başkanı Duran Akbulut, Sezen Aksu'yu Candan Erçetin'i çağırdığımızda en fazla 300 kişi geliyor. Tatlı sesi ise 700 kişi dinlemeye geliyor. Kâr ettiğimiz tek konserdi dedi. Bu sözler aslında tatlı ses gerçeğinin ifadesi. Ben insan değil miyim? Ben insan değil miyim? Tatlı sesin şöhreti Kürt sorununu yakından izledi. PKK'ya yardım ettiği iddiası hayatında hep bir gölge gibi dolaştı. Bu nedenle hakkında soruşturma bile açıldı. Susurlu çetesinin öldürülecek iş adamları listesinde yer aldığı gündeme geldi. PKK yardım yaftasından kurtulmak için polis teşkilatının güçlenmesi için elinden geleni yaptı. Rımdan, gevran, Türkiye hep andıçlanan gazetecileri konuştu. Bir de sanatçılar vardı. İbrahim Tatlıses de bunlardan biriydi. Abdullah Öcalan'ın ifadesine dayandırılarak örgüte yardım eden isimler arasında adı geçti. Şehit ailelerinin protestosuna maruz kaldı. Döndüm daldım kopan kuru yaprağa. İbo Show, bir dönem Türk televizyon tarihinin en temel taşlarından biriydi. Sık sık kanal değiştiren ve her defasında kendi kendine duygusallaşıp gözyaşı döktüğü show programının tekrarları bile reytingleri alt üst ediyordu. Siyasete atılma kararını da bu dönemde verdi. Urfa'dan bağımsız aday olacağını açıkladı. Bunu yargılandığı çete davasından alabileceği hapis cezasına bağlayanlar oldu. Urfa yerine Genç Parti'den İstanbul Milletvekili adayı oldu. Ama partisi barajın çok altında kalınca meclis çiğ köfte partilerinden eksik kaldı. Sonra AK Parti'den siyaset yapması gündeme geldi. Ama milletvekili aday listesi açıklandığında ismi yoktu. O gitmese de meclis gündemindeydi. 13 askerin şehit edildiği Gabar baskınından sonra programı kesmeyip dansöz oynattığı ithamıyla tepki çekti. Kendisini savunmaya çalıştı ama olmadı. Kimse dinlemedi. Programı yayından kaldırıldı. Şöhret olmanın bedeli hiç de kolay değildi. Her zaman mafyanın hedefinde oldu. Ama bu tehdit ve saldırılarla her zaman kendi yöntemleriyle mücadele etti. 3 yıl önce televizyon programı çıkışı kurşunların hedefi oldu. Uzun namlulu silahlı 5 kişinin saldırısına uğradı. Başından yaralandı. Günlerce yaşama tutunmaya çalıştı. Tüm Türkiye onu ağlıyor, dua ediyordu. Sonunda hayati tehlikeyi atlattı. Sayın İbrahim Tatlıses'i sahneye davet ediyoruz. Hala sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Bazen ekranlarda gözüküyor ama müzik piyasasının gözü kulağı onda. Bitme noktasına gelen müzik piyasası kurtarıcı gibi onun albümünü bekliyor. Tatlıses'in bundan sonra da gündemde olacağı kesin. Onca yıl en çok dinlenen, en çok takip edilen, konseri en kalabalık sanatçı olmak hiç de kolay değil. Onca sansasyonel olaya rağmen sanatçı sıfatını bu ülkede en çok hak eden de o.
yar yolu.